Acun Ilıcalı son dönemin en popüler isimlerinden biri. Muhabir olarak televizyonculuğa başlayan, daha sonra getirdiği yabancı format TV programlarını Türkiye'ye uyarlayarak yaptığı işlerle büyük başarı sağlayan, en sonunda da bu programları kendi kanalında yayınlamak için TV8'i satın alan Acun Ilıcalı, bazı kesimlerce sempatik görünse de seveni kadar sevmeyeni de olan bir isim. Muhabir olduğu günlerden medya patronu olduğu günümüze kadar birçok ünlü isimle iş yapmış, kimi ünlü isimleri hep çevresinde tutarken kimileriyle de kavgaya varan tartışmalar yaşamıştır. Bugün bu ünlü isimleri hep beraber göz atalım. Videoyu sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şaşıracaksınız. Ahmet Hakan. Kanal D haber sunucusu, yılların gazetecisi Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı ile ters düşen isimlerden. Hürriyet gazetesindeki köşesinden Acun Ilıcalı'ya yüklenen Ahmet Hakan, yeteneksizsiniz finalisti Ahmet Akdoğan, Atalay Demirci gibi isimlerin FETÖ'den gözaltına alınmasıyla şu sözleri kaleme almıştı. Ahmet Hakan'ın "Darbe başarılı olsaydı Cumhurbaşkanı kim olacaktı?" başlığıyla yayınlanan 19 Ağustos 2016 yazısında Acun'un yarışmalarına katılan yarışmacılardan biri daha FETÖ'cülükten içeri düşmüş. FETÖ yüzünden kurumlar kapatılırken, sınavlar yenilenirken, kayyumlar atanırken FETÖ'cü kaynayan Acun'un yarışmalarına neden el atan yok ifadesini kullanmıştı. Acun Ilıcalı ise Ahmet Hakan'a yönelik kaleme aldığı yazıda Hakan'ı fitnecilik ile suçlamış, girişimiyle uykusundan uyanarak kirli geçmişini unutturmak için en iyi savunma hücumduru oynuyor. Bu karanlık müfteri fitnecinin farkında olmadığı bir şey var. Milletimiz bizi de, fitneci iftiracıları da zaten tanıyor ve biliyor. Dolayısıyla o çirkin çamur at izi kalsın taktiğini tutturması mümkün değil demişti. Uzadıkça uzayan atışmalar devam etti ve ikilinin yıldızı asla barışmadı. Merve Büyüksaraç. 2006 yılı Türkiye güzeli manken Merve Büyüksaraç, 2012 yılındaki Survivor Ünlüler Gönüller yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır. Yarışma bittikten sonra adada bize yemek veriliyordu şeklinde konuşan ve sonrasında da Acun Ilıcalı ile mahkemelik olan Merve Büyüksaraç ile Acun Ilıcalı ciddi tartışmalara girmişti. Peki o iddialar ve Acun Ilıcalı'nın o iddialara cevabı neydi? Bazılarını hatırlayalım. Merve, bir tane noter var diyorlar. Hangi noter? Noterin adı ne? SMS'lerin nereye gittiği belli değil. Acun Medya SMS'leri kendisi gönderiyor. Acun Medya, Beyoğlu 7. Noterliği tarafından düzenlenmiş tespit tutanakları mevcuttur ve gönderilen SMS'lerin kayıtları mevcut olup kimsenin iyi niyeti sömürülmemiştir. Merve, yarışmacılar yönlendiriliyordu. Doğuşu yazmamı Acun Medya çalışanları söyledi. Yazmasaydım o hafta elenirdim. Acun Medya, şirket çalışanları tarafından kesinlikle bir yönlendirme söz konusu değildir. Diğer yarışmacılar tüm bunların gerçek dışı olduğu hususunda mahkemede tanıklık yapacak. Merve, adada o kadar aç değildik. Yapım ekibi bize yemek veriyordu. Acun Medya, kendisi elendikten bir ay sonra gazetelere açlık çok sinir bozucu. Protein alamadığımızdan hafıza kaybına uğramış gibiydik. Beyanında bulunduğu halde bir ay sonra kendisiyle çelişerek yemek verildiği iddiasında bulunmuştur. İddiaların mahkemeyle sonuçlanması ile ilgili açıklama yapan Merve Büyüksaraç, 500 bin lira tazminat davası açan Acun, kendi açtığı davayı kazanamadı demişti. Demet Evgar. Demet Evgar Yeteneksizsiniz programına Özgün Namal'ın yerine jüri üyesi olarak katıldı ve olanlar oldu. Program sırasında ikilinin zıt fikirleri savunması ve Demet Evgar'ın bir dizi tweetleri peş peşe Twitter hesabından yayınlaması olayları karmaşık bir hale getirdi. Demet Evgar Twitter üzerinden Acun nasıl zengin oldu başlıkla attığı o tweetlerden bazıları şu şekildeydi. Acun nasıl zengin oldu? Bildiğiniz gibi Yeteneksizsiniz adlı programda onların zor günlerinde jüri üyesi olarak bulundum. Evet, iyi bir gözlem oldu. Çünkü bu sayede bu ülkede estetiğin, sanatın, edebiyatın, insan ruhuna hitap edenlerin değil, ahmak yığınlarına hitap edenlerin güç kazanacağını hep birlikte görmüş olduk. Bir jüri düşünün ki bir kimsenin sanat yahut kabiliyet yönünden üstünlüğünü kitlelerin alkışlarına göre belirlesin. İşte halk bu popülist döngü ile ahmaklaştırılmaktadır. Erdemli kalabilenlere selam olsun. Bu tweetlerin ardından Acun Ilıcalı bir tweet attı ve şunları yazdı. Sevgili Demet Evgar aradı. Twitter hesabı eklenmiş. Hesabından paylaşılanlar ona ait değil. Bilgilerinize.
Demet Evgar'ın Bir Kadın Bir Erkek dizisinden rol arkadaşı Emre Karayel olaya müdahil oldu. Demet Evgar'ın hacklendiğine dair söylenenler tamamen asılsızdır. Şimdi telefonla konuştuk. Emre Karayel'in bu tweetiyle ortalık bir anda karıştı. Demet Evgar ve Acun o günden sonra yan yana gelmedi. Taner Tolga Tarlacı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı yarışma programı Survivor'a katılan Taner Tolga Tarlacı, yarışmadaki ele uca sığmayan hareketlerini yarışma bittikten sonra da devam etmiş, yarışmadan sonra 100 bin lira paranın kendisine ödenmediğini söyleyerek asistanı aracılığıyla Acun Ilıcalı'yı tehdit etmişti. Tehditler sonrası Acun Ilıcalı Taner'i savcılığa şikayet etmiş ve aynen şu cümleleri kullanmıştı. Olay tarihinden önce kendisi benim şirketimin düzenlediği Survivor isimli yarışmada yarışmacı olarak bulundu. Yarışmadan sonra anlamsız isteklerde bulundu. Biz reddettik. Çalışma arkadaşlarımıza mesajlar göndererek tehditte bulundu. Beni tehdit etmeye başladı. Sık sık arkadaşları ve şirketi arayarak tacizde bulundu. Kan dökeceğiz. 100.000 TL canınızdan daha mı kıymetli şeklinde ifadeler üzerine Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundum dedi. Acun Ilıcalı'ya sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden soyguncu, hırsız, şerefsiz dediği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan Tolga Taner Tarlacı ile ilgili dava sonucu ulaşmış ve mahkeme Taner'i tehdit suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırmış, cezası 5 yıl süreyle ertelenerek Taner'in 4200 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Murat Özdemir. İlk önce Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalındaki Yemekteyiz yarışmasından, daha sonra da MasterChef'ten kovulan Murat Özdemir, tam sosyal medya fenomeni olacakken işler bir anda değişmiş, ilk önce Acun'un, sonra da Türk halkının nefret ettiği isimlerden biri haline gelmiştir. MasterChef programından diskalifiye edilmesini, Acun Ilıcalı'nın Murat'ı Survivor 2019'a götürecek olmasına bağlayan haberlerin çıkması ve Murat'ın yarışmadan kovulduktan sonra agresif tavırlarına devam etmesi ve her yerde Acun Ilıcalı'ya hakaret ve küfürlerde bulunması ve en son canlı yayında papağana işkence etmesi, Murat'ın akıl hastanesine yatırılmasına kadar gitmiştir. İşkence ettiği papağanın ölmesiyle Murat Özdemir olan tepkilerin nefret boyutuna gelmesi de peşi sıra gelmiştir. Öyle ki Acun Ilıcalı, psikopat olduğunu bilemezdim açıklaması bile yapmıştır. Murat Özdemir'e Türkiye'nin başına Acun bela etti sesleri yükselirken, Acun Ilıcalı bir açıklama yapmış ve şunları söylemiştir. Konuyu benimle bağlamaya çalışanlar var. Biraz bana anlamsız geliyor. Nasıl bugün herhangi bir televizyon kanalındaki yarışma ya da bir dizide yaşanan bir skandal olduğu zaman kanalın sahibi gündeme getirilmiyorsa, benim gündeme getirilmemi şaşkınlıkla karşılıyorum. Burada tabii ki belli bir kesim tepkiler gösterebilir, saygı duyuyorum ama bana anlamsız geliyor. Yapım şirketi reyting için tuttu denilen yarışmacıyı zaten 4-5 hafta önce kovmuş. Adamın bu kadar psikopat olması da tahmin ettiğimiz bir şey değil. Herhalde 3-4 bin yarışmacı vardır yarışmalarımızda. Buradan çıkan psikopat sayısı 2'dir 3'tür. Şu an gözümü kapatıp şuradan 1000 kişinin arasına dalsam daha fazla psikopat bulurum herhalde. Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarında tedavi altına bile alınan Murat Özdemir ise 9 Aralık'ta paylaştığı video ile resmen Acun Ilıcalı'ya tehditler savuruyor. Paylaşımında aklım varsa içeride öldür beni, dışarıya çıkartma dediği görülen Murat Özdemir, Acun'un hayatıma keşke girmeseydi dediği isimlerden biridir. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler.